Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu da Philips'in AquaTrio 9000 serisi kablosuz dikey süpürgesi. Bu videoda sizlere bol bol deneyim anlatacağım. İçerisindeki tozlardan görüyorsunuz, paspasların ıslaklığından görüyorsunuz. Denedim arkadaşlar ve Philips'in yeni nesil temizlik kategorisi altında sunmuş olduğu bir ürün. Kuru temizlik yapabiliyor, ıslak temizlik yapabiliyor, paspas atabiliyor. Bütün deneyimlerimi şimdi sizlerle paylaşayım. Daha anlaşılır olması için Aqua Trio'nun anlamı şudur: ıslak, kuru ve paspaslayarak süpürme. Bu üçü Trio kısmını temsil ediyor. Aqua da su demek, süpürge camiasında sulu temizliği ifade ediyor. Aşina olmadığımız bir şey değil ama dikey süpürgelerde sık sık karşılaştığımız bir şey de değil. Dolayısıyla sadece dikey süpürge olarak bakmamak, sadece süpürge olarak karşılaştırmamak lazım. 8000 serisine göre hem tasarımsal hem de teknik anlamda ayrılıyor. Odak noktaları burada ortaya çıkıyor. Mesela ikisi de 25.2 volt bataryalı ama 8000 serisinin Power Cyclone 10 motoru dakikada 1100 litre hava akımı oluştururken 9000 serisinin Power Cyclone 12 motoru dakikada 840 litre hava akımı oluşturuyor. Lakin 8000 serisinin Aqua başlığı mikrofiber bezli alışılageldik bir paspas çözümüyken 9000 serisinin Aqua Spin başlığı hem süpürüp hem silen, her harekette kir toplayan, çok daha ciddi kirlerle uğraşabilen çift fırçalı bir başlık, ciddi bir paspas başlığı. Yani özeti şu: sadece süpürge olarak 8000 serisi tercih edilebilir ama paspas tarafı öncelikli ise 9000 serisi belirgin şekilde avantajlı. Kullanışlı bir standı var. Aparatı, aksesuarı kutudan, çekmeceden getir derdi olmuyor. Islak ve kuru süpürme modülleri arasındaki geçiş çok kolay. Kilidine basıp hemen yanındaki modüle takıyorsunuz. Hızlı ve pratik bir şekilde temizliğe başlıyorsunuz. Şarj standı burada değil. Bu parçayı duvara sabitleyip ana üniteyi üzerine geçiriyorsunuz. Ana ünite gri temalı. Metalik gri var üzerinde. Parlak şerit kısım var. Süpürge başlığındaki şerit niye altın rengi gibi bilemedim ama genel tema oturaklı görünüyor. Tutma kolu sert plastik. Plastik lakin dokulu, düz yüzeyden daha tutucu. Süpürge başlığıyla 3 kilogram ağırlığında lakin tekerlekleriyle ittirdiğimiz bir cihaz. Kaldırmıyoruz, ağırlığın tamamını yüklenmiyoruz sonuçta. Üzerinde LCD bir ekran var. Renkli ve çözünürlüğü gayet yeterli. Temizlik sırasında bilgilendiriyor sizi, batarya durumunu gösteriyor, temizlik modlarındaki kademeleri gösteriyor. Uygun fiyatlı ürünlerdeki mesela şarj durumu için kademeli LED aydınlatmalar da iş görüyor olabilir ama ekran olunca kendini ifade edebiliyor desek yanlış olmaz. Kuru süpürme başlığının hepimizin fark ettiği bir avantajı var: LED aydınlatması. Temizleyip geçtiğiniz yerlerdeki tozları görünce insan önce bir kendini sorguluyor, sonra süpürgeye sarılıyor desem yeridir. Tozları ve parçacıkları bir kanala toplayıp daha iyi çekmek için V şeklindeki kauçuk bir yapıya da yer verilmiş. Kauçuk malzemenin parkede, fayans üzerinde ekstra tutucu olduğunu fark ediyorsunuz ama gördüğünüz her şeyi çekince değer dedirtiyor. Bir de mini turbo fırça var. Koltukları temizlemek için kullanılabilir. Evcil hayvanların tüylerini toplamak için kullanılabilir. Uzun aralık başlığı var. Erişilemeyen yerlere girmenizi sağlıyor. Koltuk aralarında kullandım. Bir de temizleme fırçası var. Dikey süpürgelerde kutu içeriğinde her zaman göremediğimiz bir şey. Fırçalı süpürme başlığı önemli. Peki neden önemli? Arkadaşlar, çekiş gücünde temizlikte fark oluşturuyor. Ciddi fark oluşturuyor. Sen nereden biliyorsun diye soracak olursanız, ben halihazırda 5-6 yıldan beri Philips Marathon kullanıyorum arkadaşlar kendi evimde. Makineden memnunum. Tabii ki kablosuz bir makineyi gördükten sonra kablolu makineyi kullanmak istemiyorsunuz. Kablosuzun konforunu gördükten sonra, özellikle hissettikten sonra, o işin bir başka tarafı. Ama halı üzerinde temizlik yaparken şu hissiyat geçiyor ve şunu görüyorsunuz. Özellikle toz haznesinde halının üzerinden çok daha fazla tozu, kılı, tüyü halıyı biraz dövdüğü için fırçayla beraber toplayabiliyor. Bu da en nihayetinde daha iyi bir temizliğin önünü açıyor. AquaSpin başlığın içinde mikrofiber malzemeden Power Brush, Türkçesiyle motorlu fırçalar olarak tabir edebileceğimiz bir yapı var ve dakikada 4500 devir yapabiliyorlar. Bayağı hızlı döndükleri için fark edilmiyor olabilir ama aslında birbirlerinin tersi yönünde dönüyorlar. Bu da ne var ne yok silip süpürmesini sağlıyor. Sonuçta bu başlığı Aqua Difüzyon sistemli diğer modülde kullanıyorsunuz. Onun detaylarına indiğimizde iki tane tank göreceksiniz. Biri temiz, biri kirli su haznesi aslında. Difüzyon sisteminin meselesi bu suların birbirine karışmaması. Temiz su tankına istenirse bu solüsyondan 10 ml koyuyorsunuz. Köpürmeyecek bir başka solüsyon da kullanılabilir. Benim evim 70 metrekare civarı. Tek tankla 3. kademe ayarıyla, ki susuz, ıslak ve yoğun ıslak mod şeklinde 3 kademe var, tüm evi paspaslayabildim. Başlığın açılanabilmesi de
işi kolaylaştırıyor. Özellikle mutfakta oluşabilecek yemek ve kahve lekeleri söz konusu olduğunda üzerinden 1-2 defa geçiyorum, temizliyor. Bütün işiniz bittikten sonra kirli su tankını anahtarına bastırıp alıyorsunuz, döküyorsunuz. Tabiri caizse kirle pasla yüz göz olmadan sulu temizlik sağlanmış oluyor. Sonuçta paspas yaptınız, hatta yere bir fincan kahve dökülmüştü, onu çektirdiniz. Bir çorba tabağı çorba dökülmüştü, onu çektirdiniz. Hiç korkmanıza gerek yok zaten arkadaşlar. Bu makine bu işler için geliştirilmiş bir makine. Normal makinelerde mesela işte aman sıvı su çektirmeyin motoruna kaçar bozulur şeklinde sürekli telkin edilir değil mi? Arkadaşlar bu makine zaten bu iş için var. O yüzden hiç korkmanıza gerek yok. Ama tabii ki fırçalarının da temizlenmesi gerekiyor. Özellikle böyle çorbayı yerden çektirdiyseniz. İstasyonunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Kendi kendini temizleme modu var. Yaklaşık 4 dakika içerisinde böyle bol suyla fırçasını bayağı güzel bir şekilde temizliyor ve tekrar kullanıma hazır hale getiriyor. Siz de içerisinden tekrar çıkarıp böyle yuvalarını koyuyorsunuz. Standında yerleri var. Kuruyor ki hani kötü bir koku oluşmasın. Dolayısıyla arkadaşlar altında bir tane de tepsi görüyorsunuz. Bu tepside bu yıkama süreci burada gerçekleştiğinden su birikirse hemen alıp lavaboya dökebilirsiniz diye çıkarılabilir yapıda. Kullanım süresi tarafına geldiğimizde süpürge paspas karışık 25 dakika, sadece süpürge olarak turbo modda da 25 dakika, normal modda 45 dakika çalışma süresi sunuyor. Lakin bunlar fabrika verileridir. Kullanım ortamınıza, halınıza, kullandığınız yüzeylere göre işler değişir. Çıkardığı gürültüyle alakalı şunları söylemek lazım. Turbo modu bir diğer süpürgenin orta modundaki kadar ses çıkarıyor. Normal modu ise bir süpürgeye göre sessiz diyebilirim. Kulaklıklarınızı takın, beraber dinleyelim. Ben şahsen makinenin genel performansını beğendim arkadaşlar. İşin özeti budur ama detaylara geldiğimizde süpürme tarafında dediğim gibi Philips'in 8000 serisi var. Gayet güzel alternatif olabilirler. Lakin Philips'in hani yeni nesil temizlik dediği bir şey var. Ve bu sürecin içerisinde hem kuru hem ıslak hem de hani paspas bu şekilde temizlik süreçlerini bir makineye topladıklarını özellikle vurguluyorlar. Ve ben de şunu düşünüyordum. Yani dikey süpürgeden ben işte konfor beklerim. Kablosuz konforu ve güzel bir çekiş gücü beklerim. İşte paspasa sıra geldiğinde onu kendim yaparım. Yani insan gücüyle yaparım. En güzel temizliği orada yakalarım diye düşünüyordum ama bu makineyi denedikten sonra şunu fark ettim. Fırçalar güzel fırçalar, güzel temizliyorlar. Motorları bayağı güçlü. İkisinin içinde ayrı ayrı motorlar var. Hani yani ne bileyim bir makineden bu paspas temizliğini ben beklemiyordum açıkçası. Solüsyonu da katınca daha da güzel oluyor. Dolayısıyla paspas bu sürecin içerisine açıkçası arkadaşlar ıslak temizlik böyle dikey bir süpürgenin içerisine entegre edilebiliyormuş güzel bir şekilde. İnsan gücüyle elde edilebilecek temizliği meğer böyle bir makinede de yakalayabiliyormuşuz. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Kablosuz dikey süpürgelere bakışımı biraz değiştirdi. Dolayısıyla beğendim. Özeti bu. Philips Aqua Trio 9000 serisi. Şahsen süpürgesinden memnun bir Philips Baraton sahibi olarak ilk kolaylığı kablosuz olması, lakin bu bir diğer kablosuz süpürge için de geçerli bir avantaj. Asıl avantajı çift fırçalı yapısıyla insan kuvvetine yakın güçte ve temizlikte paspas yapabilmesi. Aqua Trio'yu fiyatı segmentinde ayıran en önemli şey bu. Tercih sebebiniz bence bu olmalı. Açıklayıcı ekran, tane tane toz gösteren ledler, süpürge başlığındaki V şekilli kauçuk yapı, kullanış standı. Bunlar ise tamamlayıcı şeyler. Aqua Trio 9000 serisi ıslak kuru dikey süpürge Philips'in tepe modeli olmayı hak ediyor. Böylelikle sizlere Philips'in tabiri caizse yeni nesil temizlik yapabilen Aqua Trio 9000 serisi kablosuz dikey süpürgesi hakkındaki deneyimlerimi aktarmış olduğum diye düşünüyorum. Ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Video hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Benim değinmediğim bir şey varsa Instagram üzerinden bana sorabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.